Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 25 Temmuz Perşembe gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar biraz daha ani olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Ani haberler alma gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yani aklımıza gelebilecek olan, birden gelen bir fikir, birden gelen bir düşünceyle alakalı harekete geçme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ya o gün aklınızda yoktur mesela, sabah kalktınız aklınızda öyle bir plan yok. Birden aklınıza gelecek, işte şunu yapayım, bunu yapayım ya da buraya gideyim, şöyle yapayım. Siz de bunu uygulamaya geçebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek olan ani fikirlerle gününüzün enerjisini değiştirme gibi bir durum söz konusu olabilir. Gün genelinde biraz zaten akşama kadar hatta söyleyebilirim. Duygusal enerjiler yine yoğun. Biraz daha maneviyata önem vereceğiz. Manevi değerler önemli olacak. İnancımız gereği ibadete yönelme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Zikirdir, duadır, namazdır, işte herkesin kendi ibadeti şeklinde ibadet etmeye de daha fazla yöneleceğimiz bir gün diyebilirim. Akşam saatlerinde biraz böyle aldanmaya, aldatılma, kandırma, kandırılma gibi durumlara açık olun diyebilirim. Çünkü sanki burada biraz böyle hayal kırıklığı yaşama ve bundan dolayı da bir üzüntü yaşamanız gibi bir durum söz konusu olabilir diyorum. Hepimiz için sevgili arkadaşlar. Evet, yani büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Size söz verirler, sözünde durmayabilirler. Beklemediğiniz kişilerden beklenmedik tavırlar ve düşünceler ya da bir olay, durum, gündemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı da büyük bir hayal kırıklığı gibi bir durum söz konusu olma ihtimali var. Bu hayal kırıklığı da biraz sizi manevi açıdan biraz üzecek gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Yine akşam saatlerinde enerjimiz değişecek. Çünkü Ay Koç burcuna geçecek ve daha hızlı, daha aktif, daha canlı, daha işte hareketli ve daha aynı zamanda yerinde duramayan bir enerjiyle akşama giriş yapacağız diyebilirim. Biraz böyle hız önemli olacak, acelecilik önemli olacak. İşte ne bileyim, hızlı araba kullanma olabilir. Hızlı hızlı bir işe, bir yerlere yetişme olabilir. İşi bir an önce bitirin işte diyerek, aceleci davranarak hareket etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Kazalara, sakarlıklara, çarpmalara da dikkat edin bu acelecili olacağımızdan dolayı. Aynı zamanda yine akşam saatlerinde Ay Koç burcundayken sevgili arkadaşlar, baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Migren tutabilir, migren ağrılarınız var ise bu burun kanamaları yaşayabilirsiniz. Boynunuzun arkasında, boyun arkasında, başın üst kısmında ağrılar görülebilir. Sadece yani Perşembe gününün akşamında başlayacak ve iki gün daha devam edecek olan bir durum. Yani hafta sonuna kadar bu baş ağrılarını çekebiliriz diyebilirim. Hepimiz için canlı olacağız, özgüvenli olacağız, cesur olacağız ve olacağız bir de. Tez canlı olacağız. Bir de hemen olsun isteyeceğiz. Hemen bir şeylerin hemen olmasını isteyeceğiz. Aklınıza gelen her şeyi yapma gibi. İşte başvuru yapacaksanız başvuruyu hemen yapma gibi, görüşme yapacaksanız ya hemen arıyorum, işte hemen halledeceğim gibi tavırlar içinde olabileceğimizde bir akşam saati bizleri bekliyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Biraz dik başlılık gibi bir durum da söz konusu olabilir yine akşam saatlerinde. Hem dik başlılık, biraz şiddetli bir öfke, biraz zayıflık da var aynı zamanda. Yani şöyle bir durum, zayıflıktan dolayı biraz böyle şiddete eğilim gösterebiliriz. Bir yandan da egomuzun da tavan yaptığı bir zaman dilimi akşam saatleri. Yani gündüz biraz daha mülayim geçerken akşam biraz daha aslan gibi olacağız. Yani daha böyle
canlı, daha böyle dediğim dedik, daha böyle ben bilirim edasında olabileceğimizde saatler bizleri bekliyor diyebiliriz hepimiz için. Biraz sinirsel gerginliklere de açık olmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Sinirsel durumlar maalesef. Stres zaten olmazsa olmaz hayatımızda. Stres olmamaya gayret gösterelim diyoruz ama maalesef hepimiz her günümüz bir stresle geçiyor ve bunun etkisi de yarın bir baş ağrısı gibi görünüyor diyebiliriz. Pekala, 25 Temmuz Perşembe gününün mesajına bakıyoruz. Asaların sekizlisi geldi. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Bir an önce halledeceğiniz işleri halledebileceğinizi, beklediğiniz haberlerin gelebileceğini, iletişime geçecekseniz bir iletişiminizin aktif olabileceği, yani bir yandan da yine o tez canlılıkla alakalı durumu da tetikliyor. Güzel haberler alabileceğiniz, güzel mesajlar alabileceğiniz ve aynı zamanda sizin için de sadece almayabiliriz, biz de güzel adımlar atabiliriz. Güzel mesajlar yazabiliriz, iletebiliriz. Aramak istediğimiz, yazmak istediğimiz, müracaat etmek istediğimiz, başvuru yapmak istediğimiz bir yerler var ise yine bununla da ilgili yapacaksak da güzel gelişmelerin de olabileceğini söylüyor gelen mesaj kartımız. Evet, Perşembe gününün mesajı diyoruz. Bakalım. Perşembe gününün mesajı. Hava şövalyesi geldi. Büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçenekleri dikkatle yeniden değerlendir ve yaratıcı çözümler. Akıllı, kararlı, idealist ve yorulmak bilmez. Genelde sevgili arkadaşlar, bu gelen iki kartta biraz daha akşam saatine göre bir mesaj geldi bence. Çünkü gün içindeki enerjiye pek uymuyor diyebiliriz ama akşam saati için enerjiler ve mesaj hemen hemen birebir aynı diyebiliriz. Hızlı dedik, hız önemli olacak dedik. Burada da büyük hızla gerçekleşiyor. Evet, beklediğiniz haberler hemen hızlı bir şekilde oluşacak. Yani gecikmeler olmayacak, engellenmeler, kısıtlanmalar olmayacak. Bir an önce halledilmesi gereken durumların halledebileceğinizi gösteriyor kartlar bize. Eğer siz bir şeyler bekliyorsanız da sizin için de tabii ki yine hızlı bir şekilde olayların gelişebileceğini söylüyor. Aynı zamanda hava şövalyesi biraz da sinirlidir, agresiftir. Biraz böyle hakkını korumaya çalışır ve bu hakkını korurken de düşüncelerini, fikirlerini biraz agresif bir şekilde dile getiren bir şövalyedir. Ki biz de zaten biraz önce buna benzer şeyler söylemiştik. Gelen kartımız da buna uygun oldu diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, biraz öfkeden, biraz sinirden, biraz agresiflikten de uzak durmaya çalışın diyebiliriz. Ne kadar uzak durmaya çalışabilirsek sevgili arkadaşlar. Evet, günün enerjisi bu yönde sevgili arkadaşlar. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diyorum. Allah'a ısmarladık.